Evet, merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Cuma gününün bülteniyle devam edeceğiz. Bu programımızda ayın 22'sinde yine güzel karşılaşmalar var. Hem Bundesliga 1'den hem de Bundesliga 2'den karşılaşmaların olduğunu söyleyelim ve sizler için seçmiş olduğum ve analiz ettiğim 3 tane karşılaşma var. Bir tanesi de ekstra olarak sizlere aktaracağım bir karşılaşma var. Güney Kore Ligi'nden, sadece indeks üzerinden. İndeksin ne olduğunu arkadaşlarımıza anlatmaya çalışmıştım. Sadece istatistikler üzerinden ne olabileceğine dair fikrimi söyleyeceğim. Siz de aynı fikirdeyseniz her zamanki gibi yine fikirlerinizi değerlendirebileceksiniz. Geçtiğimiz hafta videomuza göndermiş olduğunuz like'lardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Gerçekten bizleri çok memnun bıraktınız. Uzun süre sonra, neredeyse 1,5-2 ay sonra yayınlamış olduğumuz normal videolarımızdan, normal bülten videolarımızdan siz de yararlanmışsınız. Hepinizi çok tebrik ediyorum. Tabii ki de yine yanılmış olduğumuz bazı karşılaşmalar var ama yine tek karşılaşma olarak mesela beraberliklerimizi değerlendiren birçok arkadaşımız var. Zaten bir karşılaşma neredeyse 2.90, 3.10, 3.30 şeklinde oranlara sahip oluyor. Değerli dostlarımız bizlere tebrik mesajlarını göndermişler. Biz sizleri tebrik ediyoruz. Nasıl oynadığınızı bilmiyoruz tabii ki de. Biz her zaman çok oynamamanız konusunda sizleri uyarmak istiyoruz. Bu bölümümüze de yine güzel, hatırı sayılır bir like gönderirseniz hepinize çok minnettar kalırız diyerekten hepinize teşekkürlerimi sunarak bölümümüze başlayalım. Instagram'dan Atistik TV'yi takip etmeyi unutmayın. İsmimiz değişti. Daha önceki Instagram adresimiz biliyorsunuz Tahminsti Plus'ta, ancak Atistik TV'ye döndü. Oradan da bizleri takip ederseniz oralardan da yine oluşturacağımız kombinleri işte canlılardan, ligler başladığı zaman, çoğunlukla ligler başladığı zaman canlılardan sizlere orada yardımcı olmaya çalışacağız. Onun dışında ekstra çalışmalar isteyenler zaten 7,5 liraya katıl butonundan bizlere üye olabilirler. Ben oynadığım zaman sadece oradan işte 7,5 gibi sembolik bir rakama sizlere görüşlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de kanalımıza katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Zaten neredeyse 200'e yakın arkadaşımızın bizlere destek verdiğini söyleyelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sponsor üyelerimize de ayrıca huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Bu hatırlatmaları yapalım. Önceki hafta neler yaptık? Bundesliga nasıl geçti? Bir dakika kadar konuşacağım ve daha sonradan hemen karşılaşmalara geçeceğim. Yine tabii ki de tek karşılaşmayla ortalama 3 oranlı mücadeleler yakalayabiliriz diye düşünüyorum. O tarzda tahminlerimiz gerçekleşecek ve bir de ideal tercihi tabii ki de yine söylemeye çalışacağım maçlarla alakalı. Geçtiğimiz hafta 3 tane karşılaşmayı 90 dakika şeklinde takip ettim ve önemli notlar aldım. Onlara bakıyorum şu anda sizlere anlatabilmek adına. 2 sayfa kadar bunları not şeklinde önüme döktüm ki sizlere detaylı olarak aktarabileyim. Mesela Fortuna Düsseldorf Paderborn mücadelesiyle ilgili beklentimiz doğrultusunda karşılaşmanın sonuçlandığını söyleyelim. Burada Paderborn'u sizlere anlatmıştım. Neden gol yemeyeceğine dair, işte en fazla 1-1 şeklinde bir beraberlik de bekliyorduk. Normal şartlarda Düsseldorf galibiyeti çıkabilirdi ama tabii seyircisiz olduğundan dolayı ve Paderborn'un da puana ihtiyacı olduğundan dolayı mücadeleyi alt şeklinde değerlendirmiştik. 3.5 gol altı ideal şeklinde değerlendirmiştik ve yine beraberliği de tek başına oynayan değerli dostlarımız zaten kazançlarını elde etmişler. Kendilerini tekrardan tebrik ederim. Leipzig-Freiburg maçıyla ilgili bir sürpriz olabileceğine dair görüş sizlere aktarmıştım. Hani 0-2 çifte şansı tabii değerlendirenler yine varmış. Hani bir sürpriz çıkabileceğini değerlendirenler varmış ama biz ne yaptık? 2-2'lik bir sürpriz çıkabileceğini düşündüğümüzden dolayı veya 2-1 bitebileceğini düşündüğümüzden dolayı normal ideal kuponlarımıza 2.5 gol üstünü almıştık ama maç şöyle diyelim 4-1 veya 4-2 şeklinde çok rahatlıkla bitebilirdi. Yani Leipzig yine çok fazla gol kaçırdı. Yine bunları bir sonraki Leipzig maçında detaylandıracağız, anlatacağız. Tahminimizde işe yarayacak bilgileri elde etmeye çalıştık. Onun dışında Augsburg-Wolfsburg maçı ilk yarı 1.5 gol altını ideal şeklinden 1.38'den değerlendirmiştik. Onun dışında maçın da berabere bitebileceğini, 1-1'lik bir skorla berabere bitebileceğini düşünmüştük. 90+1'de gelen golle mücadeleyi Wolfsburg deplasmanda kazanmayı başardı. Yani son dakikada giden bir karşılaşma diye söyleyelim. Aynı Freiburg mücadelesinde olduğu gibi, Leipzig mücadelesinde olduğu gibi. Bana göre Freiburg'un atmış olduğu son gol, duran top golü offside ama değil. Yani yeni kurallarla olmayacak bu offside. Onu söyleyelim, böyle eli veya kolu geçtiği zaman 10-12 santimlik bir kural geliyor. Bununla alakalı VAR iptalleri gerçekleşmeyecek. Yine bunlar hakkında detaylı konuşuruz. Hoffenheim-Hertha Berlin mücadelesiyle ilgili kanalda herhangi bir yorum yapmadım biliyorsunuz. Ama eğer Radyo Spor'u yakından takip edenler varsa sevgili Eyüp Yıldız'ın sunmuş olduğu programa hem cuma günü hem de cumartesi günü sabah olmak kaydıyla
katıldım ve bu karşılaşmanın bir sürprizle sonuçlanabileceğini anlatmaya çalışmıştım. Beklediğim gibi geldi. Yine şansımız yanımızdaydı. Burada Hertha Berlin'den bir galibiyet çıkarsa şaşırmam diye Radyo Spor dinleyenlerine anlatmaya çalışmıştım. Oradan da yine tebrikler geldi. Çok teşekkür ediyorum. Dortmund-Schalke mücadelesinde biliyorsunuz Schalke'nin golüne de biraz biz güvenmiştik ama normal şartlarda iki takımın kadro kalitesini zaten kıyaslayamayacağımızdan dolayı seyircili olsa gollü bir Dortmund galibiyetini değerlendirebileceğimizi hem de farklı bir galibiyetle değerlendirebileceğimizi konuşmuştuk zaten. Ama burada ne yaptık? Biraz daha oranı yükseltmek için Schalke'nin golüne de girdik. Schalke evet ikinci yarı biraz iyi oynamış gibi gözüküyor ama ikinci yarıda hiç varlık gösteremedi ve Borussia Dortmund Schalke'yi sağdan sildi. Yine bu karşılaşmayla ilgili de önümüzdeki bültende sizlerle birlikte konuşmaya çalışacağız. Frankfurt-Gladbach maçıyla ilgili herhangi bir yorum yapmadım ama normal bir şekilde bitti. Zaten genelde herkes karşılıklı gol var oynamış. İki takımın da gol atabileceği şeklinde bir değerlendirmede bulunmuşlar. Bana soran arkadaşlarımız vardı. Bana yorum gönderen arkadaşlarımız vardı. 3 veya 4 kişi olması gerekiyor. Ben YouTube üzerinde zaten sürekli olarak sizlere dönmeye çalışıyorum. Instagram'da dönemiyorum ne yazık ki ama YouTube'dan gönderirseniz eğer maçı da izliyorsam ben gelen bildirim üzerinden yorumlarımı sizlere aktarmaya çalışıyorum. Her zaman biliyorsunuz eskiden beri 2,5 yıldır her zaman yaptığım gibi davranmaya çalışıyorum. Bu karşılaşmada da gollü bir Gladbach galibiyeti. İşte 1-2-1-3 şeklinde bir galibiyet bekliyorduk ama daha farklı bir şekilde Gladbach mücadeleyi kazandı. Köln-Mainz mücadelesinde biliyorsunuz pazar günü oluşturmuş olduğumuz bir kombin vardı. 3'ün üzerinde bir oranlı kombin. Tabii siz 2 oranlıları, 2,5 oranları zaten kendiniz yakalıyorsunuz. Biz de sizlere zaten bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma aktarmıyoruz. 2-2,5 oranları zaten rahatlıkla sizler yakalayabiliyorsunuz böldüğünüz zaman veya tekli oynadığınız zaman. O yüzden oraya çok fazla girmedik. Burada 3,5 gol altı tercihini değerlendirdik. Bazı dış etkenler etkili olabilir diye düşünmüştük ama beklediğimiz gibi geçmedi. Sadece ne beklediğimiz gibi geçti. Yine berabere beklediğim bir karşılaşmaydı. Yine bu konu hakkında da yorum gönderenler var. Onun dışında Fürth-Hamburg mücadelesiyle ilgili de zaten 1-1 veya 2-2'lik bir skor bekliyorduk. Mücadele 2-2 sona erdi. Yine 3-10 civarında orandan tek başına mücadeleyi değerlendirenler veya işte ideal olarak karşılıklı gol varı değerlendirenler kuponlarını da kazandılar. Yani baktığımızda 3 tane veya 2 tane karşılaşmada pürüz yaşadığımızı ama diğer karşılaşmalarda oldukça iyi gittiğimizi görebiliyoruz. Cuma günü şöyle bakalım isterseniz karşılaşmaları kısa şekilde hemen aktaracağım ve bir kupon tavsiyesinde de bulunacağım. Tabii ki de sadece zevk olarak oynamanızı ben tavsiye ediyorum. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Hertha Berlin, Union Berlin mücadelesiyle ilgili almış olduğum bazı notlar var. Hertha Berlin maçını izlediyseniz eğer 90 dakikasını izlediyseniz veya özetine baktıysanız, geniş özetine baktıysanız Hertha Berlin'in gollerinin sol kanattan geldiğini görebileceksiniz ve maçı izleyenler çok rahatlıkla bilecek ki 54. dakikada Hoffenheim'in kaçırmış olduğu bir gol var, maçın kırılma anı. Daha sonrasında 71. dakikada da yine karşı karşıya kaçırmış oldukları bir gol pozisyonu var. Hoffenheim'in savunması zaten Almanya Ligi'nin geneline baktığımızda bayağı bir problemli gözüküyor. Sezon başından beri yine bunları çok fazla değerlendiriyoruz. Evet hücumları çok iyiymiş gibi gözüküyor ama savunmalarında da oldukça problem olduğunu söyleyebiliriz. Bu savunma problemlerinden dolayı da zaten çarpan çurpan bir gol oldu. Daha sonrasında zaten Vedat Ibisevic'in de oyuna ağırlığını koymasından sonra Hertha Berlin mücadeleyi kazanmıştı. Şuraya geleceğim. Berlin derbisinde tabii işte deplasmanda Berlin'in oynayacak olmasından dolayı biraz temkinli oynayabileceğini söylememiz mümkün ama Bayern Münih karşısında da Union Berlin'i oldukça dirençli görebildik. Zaten bir tane Subot için yapmış olduğu penaltıyla gol yemişlerdi, kalelerinde görmüşlerdi. Daha sonradan kornerden gelen bir gol vardı ve bu şekilde maç sonuçlandı. Onun dışında çok net diyebileceğimiz sadece 2 tane veya 3 tane pozisyon verdi Union Berlin. Yani bu karşılaşmada aslında Bayern Münih'e karşı nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadığını söyleyelim Union Berlin'in. Burada Hertha Berlin'e karşı ben hücum futbolu oynayabilirler diye düşünüyorum. Yani mücadeleyi kazanmak için oynayacaklarını düşünüyorum. Buna bağlı olarak da karşılıklı gol varın mücadelede ideal olabileceği kanaatindeyim. Karşılaşmadan beklediğim skorda sürpriz bir Union Berlin galibiyeti olacak. 2-1 civarında bir skor bekliyorum. Aklımdan öyle geçiyor. Bakalım o şekilde mi olacak? İlk yarısı biraz durgun. Daha sonradan gelecek olan golle birlikte açılacak bir karşılaşma beklediğimden dolayı karşılıklı gol varı ideal kuponumun ilk karşılaşması olarak değerlendirdim. Oranı da gayet güzel. İsterseniz oranına da şöyle bir bakalım. 1.55 şeklinde kuponumuzun ilk karşılaşması bu olabilir görüşündeyim. Siz de aynı fikirdeyseniz tabii ki de değerlendirebilirsiniz. İkinci karşılaşmamıza geçelim isterseniz. Bundesliga 2'de oynanacak. Nürnberg evinde Erzke Bölge'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma tabii iki takım açısından çok önemli bir mücadele. Yine panoramaya baktığınız zaman zaten net bir şekilde göreceksiniz. Erzke Bölge takımı şu anda 6. sırada ve 15. sırada Nürnberg'i görüyoruz. Nürnberg de geçtiğimiz mücadelede São Paulo deplasmanındaydı ama iki takımın da karşılaşmada oldukça fazla
gol pozisyonu kaçırdığını ve bu mücadelede Nürnberg'in önemli dakikada 55. dakikada kırmızı kart gördüğünü söyleyelim. Bu kırmızı kart tabii ki de takımı çok etkilemiş. Ben yine geniş özetini de izledim karşılaşmanın ama ona rağmen çok fazla pozisyona girdiğini söyleyelim Nürnberg'in bu deplasmanda. Tabii São Paulo karşısında mücadeleyi kaybettikten sonra küme düşmeme adına Nürnberg'in bu karşılaşmayı kesinlikle ama kesinlikle kazanması gerekiyor. Zaten sezon sonuna doğru da gelindiğini düşündüğümüzde bu karşılaşmaların bayağı bir tempolu geçmesi normalmiş gibi gözüküyor. Erzsche Bölge takımı zaten Sandhausen karşısında 3-1'lik bir galibiyet almıştı ama rakibin yine burada kırmızı kart gördüğünü söyleyelim. 4. dakikada kırmızı kart gördükten sonra karşılaşmanın seyrinin oldukça değiştiğini ve Erzsche Bölge'nin daha rahat bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir not almışım. Dakika 84'te 10 kişi kalmasına rağmen rakip Sandhausen bir de gol bulmuş. Burada dikkat çekilmesi gereken konu bana göre Erzsche Bölge'nin üçlü savunma oynuyor olması. Üçlü savunmalara karşı biliyorsunuz yapmış olduğumuz analizlerde genelde yanılmıyoruz. Bu karşılaşmada da ben yanılacağımızı düşünmüyorum. Bakalım öyle mi olacak? Tabii ki de tahmin yapıyoruz ama üçlü savunma oynadığından ve karşılaşmanın önem arz eden bir karşılaşma olması nedeniyle mücadeleden ben yine iki takımdan goller bekliyorum. Bir kere karşılıklı gol varı değerlendirebiliriz. 1.52 gibi ideal ve bir oran olduğunu söyleyelim. Onun dışında 2-1'lik bir Nürnberg galibiyeti de çıkabilir diye düşündüğümden dolayı tek maç oynayacak olan arkadaşlara handikap 0 tercihini yaklaşık 3.80 orandan tavsiye ediyorum. İsteyenler bu karşılaşmayı da bu şekilde değerlendirebilirler. 2-1'lik bir skor geçiyor aklımdan. Bakalım öyle mi olacak? Son karşılaşmamız Bundesliga 2. Lig'de oynanacak yine. Yine çok fazla aslında takip etmediğimiz takımlar ama Heidenheim-Wehem mücadelesinden bahsedeceğiz kısa bir şekilde. Bu mücadelede de ben oldukça gollü bir mücadele bekliyorum. Belki sizler de bu şekilde bekliyorsunuzdur. Yorumlara kesinlikle fikirlerinizi yazın. Çünkü birçok arkadaşımız, abimiz veya kardeşimiz çok güzel yorumlarda bulunuyorlar ve gerçekten yüksek oranlı tek karşılaşmalar tutturabiliyorlar. 4 oranlar, 5 oranlar yine geçtiğimiz bölümün yorumlarında gördüm. Sizin de elinize sağlık. Çok güzel bir şekilde bizlere katıldığını söyleyebiliriz. Burada tabii Heidenheim'in durumuna baktığımızda 4. sırada yer alıyorlar ve playoff durumları da var. Tabii bu karşılaşmayı kazanabilirler mi? İlla burada olduklarından dolayı mücadeleyi kazanma ihtimalleri yüksek olacak diye bir şey yok. Rakibe göre analiz etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve her Stuttgart mücadelesini geçtiğimiz hafta bültende değerlendirmesek de yine bu karşılaşmayı biz D-Live canlı yayınımızda sevgili takipçilerimizle birlikte değerlendirmiştik. Hani iki takım gol atabilir ama acaba Stuttgart bir farkla mı mücadeleyi kazanabilir diye bir fikir çıkarmıştık ortaya. Bunun üzerinden bir analiz yapmıştık ama son dakikalara doğru Wehen'in atmış olduğu golle birlikte Stuttgart karşısında çok önemli bir galibiyet aldığını söyleyelim. Tabii bu ivme ile birlikte Wehen bu deplasmanda da gol bulabilir mi diye soracak olan arkadaşlara ben şunu söyleyebilirim. Ben Wehen'in gol bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü Wehen şu anda zaten düşme hattında yer alıyor ve kesinlikle kazanması gereken bir mücadele oynayacak. En kötü bir puan alması gereken bir mücadeleye çıkacak. Heidenheim için de aynısı geçerli. O yüzden iki takımdan da ofansif bir futbol bekliyorum. 2.5 gol üzerinde de mücadelenin sonuçlanmasını bekliyorum. 1.58 gibi güzel bir oranı var. Onun dışında ekstra alternatif bir tercihe gitmedim bu mücadelede. Çünkü çok hakim olduğum takımlar değiller. Son karşılaşmamızda indeks mücadelesi. Herhangi bir yorum yapmayacağım zaten. Güney Kore Ligi'nde oynanacak Pohang Steelers-Seoul mücadelesinden kısa bir şekilde bahsedelim, tahminimizi söyleyelim. İki takımın zaten genelde hücum futbolu oynadığını ben sizlere çıkartabildim. Almış olduğum notlarda da Seoul'un iç sahaya göre deplasmanda biraz daha açık futbol oynadığını söyleyebiliriz. Araştırmalarım neticesinde sizlere bunu çıkartabildim. O yüzden burada Seoul'den, deplasmandan bir gol bekliyorum. Evinde de zaten Pohang Steelers'ın biraz karşılaşmada favori şeklinde gözüktüğünü söyleyelim. 1.95 şeklinde bir oran açılmış ama çok favori değiller bana göre ama gol bulacaklarını düşünüyorum. Karşılıklı gol varı da 1.67'den yapacağınız ekstra alternatif 5-10 liralık kuponlarda tavsiye ediyorum. Bir sonraki bölümde yine detaylı olarak karşılaşmalarla, teknik analizlerle karşınızda olmaya çalışacağız. Dediğim gibi kendi görüşlerimi merak edenler varsa katıl butonundan Atistik TV'ye 7.5 liraya üye olabilirsiniz. Aylık şekilde istediğiniz zaman da iptal edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hafta sonu bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.